biraz daha zaten evet. pozisyonları değerlendirirken onları tamamen e, ağır çekimde de analiz edebileceğiz. Güvenç Hocam'la beraber de konuşacağız yine. Hocam şimdi az önce Zeki Uzundurukan da bahsetti. Şimdi Abdullah Hoca kenarda yok, cezalı. Hamşik maç öncesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkartıldı. Vakayeme zaten yok. Maç başladı ilk yarım saat. Önce Hüseyin Türkmen çıktı, sonra Abdülkadir Ömür gibi önemli bir silahınızı da kaybediyorsunuz. Erken iki değişiklik de geldi. 1-0'da geriye düştü Trabzonspor. <laughs> Şimdi böyle bir fotoğraf içerisinde baktığımız zaman tamam lider Trabzonspor'u destekleyen taraftarlar tabii ki kaybedilen bir 3 puan olduğu için üzülüyordur ama böyle bir fotoğrafta da bir puan kötü bir senaryo değil gibi gözüküyor. Bilmiyorum sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Ya, tabii ilk önce bir kere şu Giresun tebrik ediyorum. Yani boş bir takım değil ki öyle kolay bir maç kazanamaz yani bir, bir takım Giresun Spor'un karşısında. İyi şeyler yapıyorlar, takım oyunu oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Hırslı, istekli, arzulu bir şeyleri var. Ee, maçta, maç oynuyorlar. Şimdi bu maçta ben ilk önce şeylere baktım, kadroya baktım tamam mı? Kadrolara bakarım ben. Şimdi Trabzonspor'a baktım ortada iki tane koşan adam. Bir isim de Berat'la e, Doğru Şimdi yanında var ya Berat'ı ben yani hani bir laf vardı bir geberik ya çok inanamadım ya yani. ben Berat'a inanamadım yani o golde de orada kim kaçırdı onu bilemiyorum orta sahadan gidene Önce gidenen... orada olmaması gerekiyordu yerinde değildi fark et ama orada top Vitor Hugo ve şey Berat Berat orada ya adamı giden adamı değil bisikol... Belki de doğru kandırdı. üç oyuncu ya. birden kademeye giremedi ya kademede bakarız Kaçalım biraz ama. sonra zaten yani bak bakarız ona şimdi ben onları hayret ettim şimdi bakasetasta dedim ki ya, tamam fena değil. Şimdi Hamşık bu takımın yarısı. Yarısı Hı. da şey ne o? Bakayım Bakayım. Ben. Şimdi bana Trabzonspor'dan ilk iki isim dese bir bunları söylerim ben. Evet. Üçüncü işte kaleciyi söylerim. Dördüncü Bakasita söyledim. Victor Hugo'yu söylerim falan filan. Yani bunun ikisi olmadı mı hücum gücü. Yani e, Zeki şimdi sen şey dedin oyun ama gole de gidiyor herif. Gol pasları atıyor. İnanılmaz evet. bir adam ya hamşik ve Vakame ya yani başlı başına bir tehlike. Evet. Şimdi bu ikisinin olmaması tamam dedim ki ya ama bakıyoruz. Şimdi dedim ki ya vakame yok ama vişka var. Vişka var dedim. Yani bunun yerini üç aşağı beş yukarı tutar. Biri 100 ise biri 99 olur dedim. O 99'u göremedim. Evet. Göremedim yani. Yani şimdi futbolcuya gol atar ya gol attırır. Ya da attırmaz. Üçünde. Şimdi Vizka'nın ya gol atar ya attırır. Bunları göremedim ben Vizka'da. Yani o bak emeğinin yerini dolduramadı. Öyle diyeyim. Ha kötü bir adam mı? Yok. Ha, kötü mü oynadı? Hayır ama o artı pozitif şeyleri yapamadı. E bakıyorsun öbür tarafı Abdülkadir Ömür. Ondan sonra Santrafor'da zaten Cornelius. Top gelse atacak. Yani ha. Şimdi ortada iki tane koşan adam var. Arkada, arkalarında yani Dorukhan da gole gider. Hadi Berat gitmez ama Dorukhan da gider. Bakisetas da gider. Ama ben Dorukhan'la Şeyden Berat'tan bugün o şeyi göremedim ya. Göremedim. İkisini de aldı zaten hoca. Aldı. Bravo. Zaten bir baktım bu abi dedim eyvallah dedim ya şey Berat'ı falan. Şimdi televizyonda o kadar da bak göremiyorsun yani. Doğukan'a evet. bakıyorum. Numarasına o muydum mu muydu? Hatta yani ortaya yapan adamı kaçıran kimdi? Oradan orta sahadan koş derim. Orada Doğukan mı olacaktı? Berat mı olacaktı? Hangisi onu bilemedim. Yani şeyi Uğur'u tebrik ediyorum. Çok zor bir gol attı. Çok zor. Çok zor değil mi? Çok ön direğe gitmesi müthiş yani. Yani müthiş bir yani o tamam onların hatası falan olur ama o ön direğe gittiği zaman tehlike işte böyle atar golü. Rakip savunma kaleci de çok zor durumda kalır ama kurtarır kurtaramaz. Ama işte gene bakarız işte ayakta kalsa Bak o kadar onu göremedim ben tamam mı? Yani kalsaydı kurtarır mıydı falan. Belki önündeki ben. oyunculara da takım arkadaşlarına. Yani, Berat'ın belki orada yatarak araya girmesine belki. Yani, belki yani. Ne, ama, tam göremiyor topu zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani orada ya müthiş bir hareket yani. Evet. Umut meraş şey, Maraş'tır Umut Mayır. Umut Nayır. Ya Umut Nayır müthiş bir hareket yaptı. Sanki dedim böyle olur işte. Yoktan var dokunuş, etti yani. Dokunuş sihirli dokunuş oldu. Tabii. Müthiş. Geçenlerde de Cornelius bir gol attı. Geçen Bu, hafta biliyorsun değil mi? Sol ayağı nasıl bir evet. vurmuş o? Olamaz böyle bir dokunuş müthiş. Bakayemen'in ortasına. Sihirbaz ha. Üç ya kişinin yani. arasına. Bu, kafa şey. golü de öyleydi hocam. Kafa golü neyse vurulur yani. yani. Ama bu, bu gol şeyi şeyi attığı maç geçen hafta müthiş bir şeyde vuruştu. Ya bunun da vuruşlar çok önemli. Evet. Şimdi tabii golden sonra işte işte ya bir de baktım şimdi ya tabii bana kızmasın Hüseyin kardeşim Akrabaları eşi dost seyreder. Bir baktığımda da Hüseyin'i orada gördüm. Trabzonspor adına işte yumuşak kadın bu. Ya Hüseyin niye kızıyorsun? Geçen hafta evet. Verdin geri pasını, kırmızı kart, penaltı var orada. Hakem es geçti, görmedi falan filan. Yani hatalar yapıyorsun kardeşim yani. Bunları sen gençsin daha bunları düzelt. Kızacağına benim hatam neydi bir bak. Yani o taraftar sana, onu, o da yanlış yani tepki göstermesin ama. Yani bir bak şimdi ben rakip takımdayım değil mi? Hakan bir baktım Hüseyin oynuyor sevinirim ya. Vallahi senin yanına yani. gelen takım arkadaşlarına da gelmeyin çekildi. Evet, bir doğru de var. olmadı. Bağlı. Yani olmaz Yakışmadı. bakacak ya insan ya bir bakar hatalarına bakar abi bir öz, öz şey bir baks yani kendini bir eleştir ya. Öyle mi? Aynen. Yani bir eleştirsin bizi burada söyleyenler arkadaş desin ki ona ya beni çıkarttı diyeceğin bunu eş dost akraba kim varsa desin ki oğlum bunu yapıyorsun bunu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Ya ağır kalıyor. Demelen Abdullah Avcı da bir konuşma yapacaktır. Kendisi. Kesin yapar. Ya yani yalnız Abdullah Avcı ya tamam da yani, yani arkadaş Fader Abdullah Avcını, yapmış takım. bir dakika ya Abdullah ya şimdi dışarıdan sen diyorsun ama Abdullah Avcı oradan haber gönderiyor. Kim çıkacak, kim girecek, kim altı atacak bellidir o. Tabii. Yani Abdullah Avcı yapıyordur orada gene şeyleri. Ha ben yüz. ne olacak bağırsan şunu çıkar bunu koy şunu yap yani o yani Abdullah Avcı şeyin arkasındadır yani. O kafalarına göre bizim oran falan yapmaz yani o evet. hocadan bir talimat alırlar. Öyle veya böyle o kadar çok şu anda şeyler var ki teknoloji. Anladın mı? Onu yaparlar. Şimdi onu çıkarttın Abdullah Avcı'nın söylemesi yetmez. Onu diyorum ki taraftarın da söylemesi yetmez. Onu arkadaşları, eş, dost, baba, anne, amca, dayı, hala, kız kardeş neyse güzelce anlatacak. Tamam mı? Oğlum bak bunları 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 yapın. Şu maçta şöyle yaptın, bu maçta böyle yaptın. Şimdi bizde ne oldu biliyor musun? Ya yeni çocuğa sana salladı hemen. Bizdeki şey budur abi, salladı. Ya kardeşim, biz doğru yolu göstermeye çalışıyoruz, anladın mı? Bu hataları yapma. Geçen seneden de var yani. Geçen seneden de var. Neticede toparlarsak bir şans geldi. Şimdi penaltı ile ilgili bir şey söyleyeceğim Bak, penaltı hocanın işidir ben böyle bir penaltı attırmam. Çalıştır. Böyle bir penaltı attırma. Sen de ne güzel söylüyorsun. Bak şimdi. Sen spor yazarısın. Bir gazetenin genel müdürüsün falan filan neysen yani. Ne diyorsun? Tavana vuracak. Ne kadar güzel söylüyor biliyor musun? Tavana vuracaksın. Bak şimdi. Ne geliyor aklına? Son penaltılarda kaleci bir tarafa atlar. Evet. Vurur musun? Atlamazsa döverler adamı zaten. Bir tarafa atlar. Ortaya vurdu ama yerden vursan ayağına çarpar. Evet. Bak bir, bir metre bir buçuk metre geleyim ben Son penaltılarda Son penaltıda artık böyle uzatma penaltı falan var ya Ortadan <laughs> ama ayağına çarptı Bak kaleci atladı evet. Üstten atsan gol olur o Tabii. Böyle çok penaltı kurtardılar evet. Ayağına yattı biraz, biraz Mesela yarım metre falan olmayacak En az bir metre yukarıdan ortaya o da vur Şimdi ne geliyor aklına biliyor musun ee, Başakşehir Fenerbahçe maçı Penaltılara kaldı Kaleci Volkan atsa şeyi alıyorlar turu geçiyorlar veya kupayı alıyorlar fark etmiyor yani. Geldi son penaltı. Ya dışarı attı topu ya. Ya sen kalecisin. Bu bir tarafa atlayacak. Evet. Bir Volkan bizi dinlerse veya birisi anlatsın ona. Bu bir tarafa atlayacak arkadaş. Ya ben hocam olsam şimdi Abdullah hocam söyleyecek bunu. Bak bunlar hep tecrübe bir tarafa atlayacak arkadaş yerde vurursa bak ayağına o gelir mi pozisyon gelecek mi bilmiyorum. Evet. Birazdan değerlendireceğiz ha. hocam. Dilerseniz bilmiyorum. o zaman yavaş yavaş geçelim. Şimdi bir tamam. de yani de, kalecinin de, sağı her zaman güçlü Onlar, Olman, sağ olmanın. O fark etme öyle bir penaltı. Yok ya Tabii. tavana tabana diyorsun. Tabii. Ne güzel bir sen ya. Bir de toplara ya. sert vuran bir oyuncu ya ikisini geçen, geçen maçta bir tane attı. İkisini de Gümlüğü yumuşak kullandı. yukarı de. attı. Hatırlıyor musun geçen Tabii. bir maç? Tavana yani evet. şiddeti de zayıf iki penaltında. Ha ben bir aklım sırrı vermiyor. Nedir abi işte şey psikolojik bir tedirginlik var. Şey tedirginlik var. var. Oyuncu, ya bırak o zaman şeyi. Bir krizde şu anda gol atamıyor, yani, eleştiriliyor. Evet. Bırak orada şey viskaya, viska'ya bırak. Ya. Ama sen bir şey da, bırak, bir şey atar. O da atmaz bir şey söyleyeyim mi? Cornelius veya burada bak şey atar. Yani veya Viska, Viska hepsini attı vişkin. bugüne ya kadar. Ya ne atar, Yani. Atar. diye vuracaksın üst evet. ya ne güzel evet. söylüyorsun ya. Evet. Olmaz. Ne, bir Kaleci atlayacak yani. Bir ben, yer atlayacak. Yüzde elli. Çarptı de, mı kurtarıyor işte. Ya vur ortadan üstü evet. ama bak aşağı şimdi göstereceğim onu evet. biliyor musun? Şimdi bizi izleyenler bak bunu hep baksın. Mantıklı ya. Volkan ya dışarı attı bir de topu biliyor musun kaleci? Onlara geldi. Atsa bir basın ortadan toplantısına gidelim dilerseniz basın toplantısında neler konuşuldu sonrasında görüntüler üzerinden hem pozisyonları hem de gol anlarını ekranlarınıza getireceğiz. Bir basın toplantısına gidelim dönüşte tekrar birlikteyiz.